Merhabalar. Bugün sizlere üzüm alerjilerini anlatmak istiyorum. Üzümün faydaları, üzüm alerjisi oluyor mu? Belirtileri, teşhisi, tedavisi nasıl yapılıyor? Bütün bunları sizlerle konuşmak istiyorum. Evet, üzüm hepimizin sofrasında olan bir meyve. Üzümü hepimiz severek yiyoruz. Üzümün antioksidan özelliği de vücudumuzda çok faydalı. Özellikle kalp sağlığımıza faydalı, şeker düzenlenmesinde faydalı. Birçok faydalarını var saymakla bitmez. Ama bazen üzüme karşı da bir alerjik reaksiyonlar olabiliyor. Bu alerjik reaksiyonlar bazen ciddi alerjik reaksiyonlar, bazen non-IgE dediğimiz testlerde saptanamayan besin alerjilerinin belirtileri olabiliyor. Bazen de intoleransa neden olabiliyor. Bütün bunların belirtilerini öncelikle konuşmak istiyorum. Bir kere ciddi alerji olanlarda belirti olarak dilimizde, dudağımızda şişme olabiliyor, ağız içinde kaşınma, kızarma gibi belirtiler oluyor ve genelde bu tür belirtiler 2 saat içinde oluyor ve vücudumuzda da kaşınma, kızarma olabiliyor. Ama genelde ciddi alerjik reaksiyon yapmasa da nadiren anafilaksi dediğimiz özellikle nefes sıkışması, tansiyonda düşme gibi belirtilerle de kendini gösterebilen ciddi alerjik reaksiyon belirtilerine de neden olabilir. Bu alerji yapan madde özellikle içindeki non-specific lipid transfer protein dediğimiz bir proteine karşı reaksiyon oluyor ve bu bazen ciddi reaksiyonlara neden olabiliyor. Ve bu NSLTP dediğimiz proteine karşı alerjisi olanlarda diğer zebse ve meyvelere karşı da alerji görülebiliyor. Çünkü benzer moleküller diğer zebse ve meyvelerde de olabiliyor. Bundan dolayı genelde alerjik reaksiyon oluyor. Ama bazen de özellikle bu ciddi alerji dışında non-IgE dediğimiz testlerde saptanamayan alerjik reaksiyonlar oluşabiliyor. Bunlar genelde annenin yediği besinlerin anne sütüne geçerek çocuğa zarar vererek kakada sümüklenme, mukus, çocukta pişik, vücudunda egzama, kurdeşen gibi belirtilerle kendini gösteren bir tabloya neden olabiliyor. Büyük çocuk ve yetişkinlerde ise bağırsak geçirgenliğine bağlı, üzüme karşı antikorun fazla oluşmasına bağlı, IgG veya IgG4 dediğimiz antikorların oluşmasına bağlı, bu antikorların vücudumuza zarar vermesinden kaynaklı bağırsaklarda kabızlık, vücudumuzda ağrı, karnımızda hazımsızlık, şişkinlik, migren ağrısı, vücut ağrısı gibi belirtiler yapabiliyor. Bu gibi belirtilerle de kendini gösterebiliyor. Ciltte döküntüler yapabiliyor. Bunların teşhisleri tabii ki farklı oluyor. Teşhisleri nasıl koyuyoruz? Özellikle belirtilerden yola çıkıyoruz. Eğer cilt belirtileri varsa, egzaması, kurdeşeni, kaşıntısı, dilde, dudakta kaşınma, kızarma varsa bunlar da cilt testinden teşhis koyabiliyoruz. Üzümü kendinden bir damla damlatarak da çocuk alerji uzmanları veya 18 yaştan büyükler de yetişkin alerji uzmanlarınca bir damla damlatarak oraya deri prick test dediğimiz testle 20 dakika içinde anlayabiliyoruz. Kandan bakılabiliyor teste veya bunların alerjenlerini damlatarak da yine teşhis konulabiliyor. Bunun dışında eğer non-IgE ise diyet yapıp daha sonra tekrar o besini vererek bağırsak tepkisine yol açıp açmadığını anlayarak teşhis koyabiliyoruz. Çünkü bağırsak tepkili olan non-IgE besin alerjilerinde testlerde genelde alerji çıkmıyor. Bağırsak geçirgenliğine bağlı özellikle IgG veya G4 türünde antikorların artmasına bağlı bu antikorların sebep olduğu sorunlara neden olabiliyor. Bunlar da bunlara yönelik besin IgG veya G4, özellikle G4'ü bilimsel yönü daha fazladır. G4'e yönelik testler, besin duyarlılık testleri, intolerans testleri yapılarak ortaya çıkarılabiliyor. Özellikle besin IgG4 testleri eozinofilik özofajitte yeri olan testler. Özellikle eozinofilik özofajit, gastrit gibi durumlarda irritable bağırsak problemlerinde kendisini gösterebiliyor. Buradan bu testlerden faydalanabiliyoruz. Peki tedavisini nasıl yapıyoruz? Tedavide ise önemli olan tedavide diyet yapmamız gerekiyor. Genelde non-IgE dediğimiz bağırsak tepkili alerjiler genelde çocuk bir yaşına geldiği zaman çoğu düzeliyor. IgE'ye bağlı alerjiler özellikle NSLTP proteinine karşı alerji varsa özellikle bu çapraz reaksiyon, polenlere bağlı çapraz reaksiyon veya diğer besinler bağlı çapraz reaksiyona bağlı olabiliyor. Bunların diyete alınması asıl tedavi oluyor. Bazen besin alerjilerinde eğer ciddi alerji varsa besin dezensizasyonu tedavisi de yani aşı tedavisi dediğimiz dil altı aşı tedavisi dediğimiz tedavilerle de tedavi ediliyor oluyor.
Ciddi alerjik reaksiyonlarda ise ne yapmak gerekiyor? Adrenalin oto enjektörü kullanmak gerekiyor. Özellikle ani vücudumuzda yaygın kaşınma, kızarma, nefes sıkışması gibi belirtiler varsa adrenalin oto enjektörünü kullanmakta fayda var. Besin intoleranslarında ise genellikle bağırsak geçirgenliğine bağlı oluştuğu için ve bu besinlerin fazla tüketimine bağlı, fazla antikor oluşumuna bağlı problemler olduğu için 3 aylık bir diyet yapıp, gerekirse bazen 6 ayda bu uzatılabilir. Daha sonra bağırsak restorasyonunu yapıp bunun sonucunda haftada 1-2 gün az miktarda tüketmek mümkün olabiliyor. Çünkü intolerans da genelde tüketiminin miktarının fazla olmasından kaynaklanan bir neticeyle oluşuyor. Bu şekilde tedavi edilebilir. Yani üzüm faydalı, antioksidan özelliğiyle birçok vücudumuza faydası yönünde besinlere karşı reaksiyonlar, alerjiler karşılaşabiliyoruz. Bunların da size belirtilerini, tedavisini, teşhisini anlatmaya çalıştım. Bu videoyu kaydedip arkadaşlarınıza da önerirseniz seviniriz. YouTube kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarsanız yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz diyoruz ve alerjiden uzak sağlıklı günler diliyorum.